Safiye Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Kaşık tatlısı için malzemelerimizi tencereye alalım. Filtre sütün birazını alıyorum. 2,5 yemek kaşığı un ve 2,5 yemek kaşığı mısır nişastasını, bir su bardağından biraz eksik toz şekerini ve bir tane yumurta sarısını alarak tamamen homojen bir kıvama girene kadar karıştırıyorum. Bu aşamada pütür kalmaması önemli. Ardından sütün kalanını ekliyorum. Tencerede böyle fokur fokur kaynayıp kıvam alana dek pişiriyorum. Sürekli karıştırıyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Soğuması için bir kenara alıyorum bunu. Soğuduktan sonra içine bir paket süt kreması ilave ediyorum. Krem şanti de kullanabilirsiniz dilerseniz. Krema daha çok yakışıyor ama daha güzel bir kıvam veriyor. Mikserle güzel bir kıvam alana dek çırpıyoruz. Soğuyan kremamı aldım, çileklerimi doğradım. Bu şekilde böyle bir 7-8 tane büyük boy çilek var diyelim de. Yarım paket bisküvi rondodan geçirdim. Şimdi bunları tabağımızda birleştirme zamanı. Şöyle 4 kepçe kadar muhallebiyi alıyorum kasenin içine. Dilediğiniz bir kasede sunum yapabilirsiniz. Dilimleme zorunluluğu olmadığı için kaşıkla servis yapacağınız için oldukça pratik. Herhangi bir tabağı kullanabilirsiniz bunun için. Bisküvinin yarısını ekliyorum üzerine. Kenarlarına ince ince dilimlediğim çilekleri diziyorum. Çilekleri de dizdikten sonra kremanın kalanını ilave edeceğim. Bu şekilde bisküvileri biraz daha düzeltiyorum. Kremanın kıvamı gerçekten çok ama çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tatlıyı denedikten sonra başka bir tatlıya ihtiyaç duymayacaksınız. Nasıl bir muhallebi yapayım diye düşünmeyeceksiniz, emin olun. Kremanın tamamını da üzerine ilave ettikten sonra bisküvinin kalan kısmını şimdi muhallebinin üzerine döküyorum. Çilekli magnolia aslında ama ben bunu bu şekilde borcamda yaptım bugün. Dilerseniz porsiyonluk olarak da yapabilirsiniz. Şimdi dolaba götürüyorum. Yaklaşık 4-5 saat kadar soğuduktan sonra servis yapacağız. Görüntüsü bu şekilde. Evet, şimdi servis zamanı. Gayet güzel soğudu tatlım. Kaşıkla dediğim gibi servis yapacağız. Hiç bıçağa vesaire gerek duymuyoruz. Gayet salaş, gayet de lezzetli. Çok çok ama çok lezzetli. Çok güzel bir tarif. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok çok sevinirim. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun.